Peki hocam bu fizik tedavi yöntemleri nelerdir? En etkilisi nelerdir bunlardan? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak bir fizik tedavi yöntemleri var. Elektroterapi, elektrik stimülasyon, sıcak soğuk uygulama, parafin gibi, ultrason gibi. Diğer rehabilitasyon olarak daha çok hastanın hareket kısıtlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşam aktivitesini geri kazanması için egzersiz tedavileri, belli yöntemler, bantlama gibi tedaviler de mevcut. Hastanın muayene olup neye ihtiyacı olduğu karar verildikten sonra Neye göre tespit ediliyor bu? muayeneye göre. Yani o muayene aşamalarında ne tür testler yapılıyor? Nasıl tetkikler uygulanıyor? Hastanın şöyle ilk önce anamnez hastayla konuşmak, neyde sıkıntı olduğunu anlamak. İkincisi hastanın hangi harekette kısıtlık yaşadığını tespit etmek muayenede, fiziksel muayenede. Sonrasında gerekirse görüntüleme yöntemleri yapılarak, mesela dizi ağrıyorsa diz MR'ı ya da diz röntgeni gibi, boynu ağrıyorsa boyun MR'ı gibi. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sorun tespit edilip ona göre tedavi planlanır. Yani tamamen ağrıya yönelik olan bölgenin testleri Ha yapılıyor. Tüm evet, vücudun doğru. taraması yapılmıyor. Yok, hayır. Aha. Anladım. Peki bu en etkili tedavi yöntemi nedir? En etkili tedavi yöntemleri o hastaya özel olur genelde. Yani bu tedavi iyidir, bu tedavi çok iyi değildir gibi bir şey pek yok. Çünkü bazı hastalara işe yarayan tedaviler bazılarına yaramıyor olabilir. Hani çünkü her insan aynı değil birbiriyle. Ortaya çıkan sorun da aynı değil. Aynı nedenle de çıkmamış olabilir. O yüzden yani hastaya özel olması lazım. Evet.